Merhaba arkadaşlar bu keçili kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım ve izleyenlerim adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş hep birlikte dinleyelim. Öncelikle yorum yazan takip eden herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, Keç ile kahve falı instagram hesabından özel ulaşabilirsiniz altta bir link paylaşıyorum sizlerle Oradan bana ulaşım sağlamanız mümkün. Kanalıma destek olmak için de abone olabilirsiniz. Zile basarsanız gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız. Bütün pozitif enerjimi gönderdiğim fincanımı açmak istiyorum. Sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet, oldukça kararmışlık olduğumuzu söylemem mümkün. Tam ortada bir gözümüz var yine. Yani birileri tarafından nazara gelmemiz mümkün. Ay yıldız var. Geçmişte bıraktığımız belki bir Resmi belge ile ilgili bir durum yaşanmış. Sanki fikir alışverişleri yapılmış bir göz durumu var burada. Sizin başarılarınızda çevrenizin başarısı kalıyor. Gözü kalıyor başarınızda diyebilirim arkadaşlar. İki kişi bir bütünlük var burada. Ee, şöyle bir iki kişi önce konuşma kararı alıp sonrasında karşılıklı bir yüzleşme içerisine giriyor. Eşler arasında partnerler arasında bir yüzleşme yaşamanız mümkün. Bunun dışında yüreğinize saplanmış bazı sözler var geçmişte biraz barışmak gerekecek diyor falınız çünkü iz bırakmış bu saplanan hmm, bayağı bir bazı laflar sizi bir, bir kırılmış kalbinizin kırılgın olduğunu görüyorum ummadığınız insanlardan ummadığınız tavırlar sergilemiş olabilirler e, 9 rakamı çok net bu arada geçmişte gösteriyor 9. ay belki de var olan durum la alakalı bazı geçmişler yaşayacaksınızdır çünkü geçmişiniz çok net yansımış. Ee, biz geçmiş duymak istemiyoruz diye yorumlar geliyordu. Ona istinaden şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bir fincanda eğer ki geçmiş ağırlıkta çıkıyorsa geçmişte yaşananların bugün etkisi vardır. Bugün yapacağınız şeylerden geçmişten ders almanız gerekiyordur. Yani burada bir mesaj var geçmişi geçmişte kalmış. Tabii ki de öyle önümüze bakacağız. Ama velakin fincanın mesajı geçmişten geliyor. E harfi baskın mesela. Hiç ummadığınız bir E harfinin sanki ilişkinize yapacağınız adımlarda bazı tavırları, davranışları engeli olmuş olabilir. Darbeyi bu kişiden almış olabilirsiniz. bugün e, bugünize baktığım zaman kafanızın karışık olduğunu görüyorum. Yani iki insan e, karşılıklı konuşuyor ama arada mesafe var arkadaşlar. yol mudur, fikir midir bilemedim. Bir ayrılık e, bu fikir ayrılığı da olması muhtemelen muhtemel bir durum yani onu söyleyebilirim e, baktığım zaman çok güzel ama sizi böyle vesveseli görüyorum işte tam da aslında falda bahsettiğim geçmişin etkisi bu yaşadıklarınız geçmişte kalıyor ama siz vesvesenizi hala bugün taşıyorsunuz güzel bir tavus kuşu edası var fakat bu tavus kuşunun size gelmesinde sanki bana gelmez ki dediğinizi görür gibiyim e, dışarıdan gelecek olan bir kısmetiniz sizi beklemekte almak üzere olduğunuz bir para görüyorum. Aldı alacak geldi gelecek gibi duruyor. Girmek üzere hadi eve. Siz de zaten bununla alakalı aslında çok net beklemedesiniz. Bu para gelirse bir şeyleri dengede tutacaksınız arkadaşlar. Karşınızda tavus kuşu duruyor adeta. Ee, sizin de sanki bu para gelse de şunu şuraya yapsam dediğiniz bir planınız var gibi. Çok kesitleri kısa ve net olan belgeler gördüm. Ama bu çok net, şunu söyleyebilirim bu belgelerle alakalı sınav olabilir, yani çok büyük davalardır ya da tek celseli davalardır. Yani çok kısa ömürlü etkisi uzun uzadıya değil, yani sonucunuzu almak üzeresiniz diyebilirim ya da sınav belgesi geldi ve de yola devam gibi bir etkisi olan resmi belgeler var. Yani bir çizgiler çizilmiş ya. Ben sizin bazı kararlar aldığınızı e, duruşunuza çizgi çizdiğinizi görüyorum. Nide'nin N'si, e, Zonguldak'ın Z'si, Edirne'nin N'si harfleri zen neyse işte hani bu harfler barındırıyor falınız e, bir insanı sırtınıza almışsınız resmen sırtında yük gibi taşıyorum diyorsunuz ama şimdi e, hiçbir evlat hiçbir anne baba insanı yük değildir elbette ki tabii ki de falınıza göre şey böylesi bir kişinin sorumluluğu sizde diyor yani Yük gibi gördün. Ne demek? Ana baba yük müdür? Değil değil. Bu değil. Bu değil bahsettiğim şey. Burada gördüğüm sırtınızda bir var insan. Bu siz o insanı taşıyorsunuz. Gönüllüsünüz. Yani evlattır. Kopartamayız. Ana babadır. Silemeyiz. Vesaire gibi düşünün bunu lütfen. Ee, karşınızda bir kurt var. Siz de sanki bir kurtla anlaşma yapıyor gibisiniz. Kurtun da arkasında başka bir insan kalmış. Belki de acaba iki kardeş anne babayla alakalı biri anneyi tutuyordur, biri babayı tutuyordur da evlatlar mı yarışıyordur dedi bana. Yarışıyordurdan kastım. Bir münakaşa hali var. Karşınızdaki insanın sizden daha uyanık ayak oyunları yaptığını görüyorum. Uyanık kurt gibi durmuş burada. Onun da sırtında bir insan var üstelik. Yani eşler iki çocukta bir çocuk annede bir çocuk babada da olabilir. Ya da iki kardeş bir anne bir baba vesaire gibi değerlendirilebilir. Ha ben evli değilim bekarım. E, o zaman sizin ilişkinizde karşınızdaki insan kurt. Ama o kurtun arkasını dolduran bir insan var. Sizi de destekleyen bir insan var diye değerlendirebilirim bu durumu. Dikkatli olmakta fayda var. Şubat ayı gibi sizi uyarmakta falınız. Böyle bir yüzleşmedir. Böyle bir karşı karşıya gelmedir. Vesaire durumları yaşanacak. Şimdi ayağınızda resmen şey gibi düşünün. Hani böyle Türk filmlerinde izlenir ya. işte i̇şte ayağına betonu ipi bağlar da işte denize atar da beton işte denizin dibinde kalmasını sağlar. intihar sahnelerinde ya da öyledir ya hani. Yani iki şey var. İki insanın altında aynı aslında. Onları aşağıya dibe çeken bir durum var. Yani e, sizin başucunuzda bir insan diyor ki size akıllar veriyor. Bak böyle düşünmemeniz bu senin yaptığın. Seni dibe çeker. Karşındaki insan da yanlış yapıyor ama sen de yanlış yapıyorsun. Yani sizin bu konuda sizin bir uyarınız var. Fala göre. Düşünceniz sizi dibe çeker. Aldığınız e, durum e, fazladan eşya almak ya da fazladan para kazanmak. Yani burada şöyle fazladan para kazanmaktan kastım. Affedersiniz şunu demek istiyorum. Borcunuz vardır ama siz fuzuli masraf yaparsanız ya bu sizin borcunuzu ödetmez sizi aşağı çeker. Ee, yani hani zaten hala hazırda mutsuzsunuzdur ama düşündüğünüz şeyler saplantılıdır. Bu sizi daha mutsuz eder. Aşağı çekiyor. Yanlış yapıyorsunuz diyor. Biri de size uyarıyor bu anlamda. Bence ona kulak verin falanızda bir uyarı vermiş zaten. Karşınızdaki insan da aynı şeyi yapıyor. Siz toparlanın. Karşınızdaki insanı da bir an önce bu durumu anlatın. İkinizi beraber kurtarılabilecek bir yöntem var. Yaptığınız şey tek yöntem değil diyor falınız. Vallahi böyle şey gibi düşünün. Sırtınıza almışsınız bir yükünüzü. E, bunu taşımaktan da aslında onur duyuyor gibisiniz. Yani bu sorumluluk duygusudur. Ya da e, iş yerinizde alacağınız yüklerdir hem sizi mertebe mevki olarak yükseltebilir. Evet tabii ki de fazla yüksel. Yani maddi anlamda karşılığını alacaksınız. Ya da şöyle manevi anlamda da öyle. Sorumluluklarını arttıracaksın. Evet ama karşılığını alacaksın. Yani işteysen çok iş yaparsın belki ama maaşına yansıyacak. Karşılığını alacaksın. Belki birilerini toparlamaya çalışıp çok fazla emek vereceksin ama sonunda huzuru buluyorsun diyor. Yükünün artması karşılığını almanız var burada. Hakikaten çok kısmetli bir döneme ilerleyiş var. Önünüzü geçmişten kurtarıp da aranırsanız aldığınız kararlarla önünüzü çizebilirsiniz. Bir noktada sizi saplantılı gördüm. falınız uyardı. Yaptığın şey seni dibe çekiyor. Borcun varken çok harcama yapma, Mutsuzken boşu boşuna geçmişe takılı kalma vesaire gibi bir uyarısı var orada. Ee, sen toparlan karşındaki insanı da e, sana bağlı diyor. Siz düştükçe o insanı düşürüyorsunuz gibi çıkmışsınız burada. Ee, i̇ki parçada alacak bir paranız var. Bunun mücadelesini veriyorsunuz. Yani i̇ş yeriyle alakalı terfiyi aldınız. Zaten zam alacaktınız. Bir de terfiyi olduğu için ikinci parayı da bekliyorsunuz. Örnek verdim şu an. Yani birine verdiğiniz para yarısını bir verecek, yarısını bir verecek şeklinde iki parçada alırsınız. Bir hukuki meseleniz var gibi görünüyor. Alacak olduğunuz parayla alakalı hukuka düşebilir, yansıyabilir. Peşinde bırakmıyorsunuz ama alıyorsunuz da. Olarak gördüm ben size düşecek olan kısmetin alacak bir paranız var ve bunu iki parçada alıyorsunuz ama alıyorsunuz diyor falınız. Yani zam alacak mıyım, terfi alacak mıyım, çıkışım alacak mıyım? Evet. Önce bir şey alırsın, sonra bir şey alırsın tarzında ikiye bölünmüş. Bakalım tabağımız bize neler söyleyecek bununla alakalı olarak. Ee, size de göstereceğim fincanımın tabağını. Tabak bize 5 ay sonramızda geleceğimize dair bazı mesajlar verir. Bu arada hızlı konuşmam gerçekten falı yaşamamdan kaynaklanıyor. Bazen fark ediyorum. Bir önce anlatayım diyorum. Takır takır gidiyor, açılım kolay oluyor. Hani akıyor yani fal. O yüzden ben de kaptırıyorum. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Bunu da bildirmek istedim. Şimdi arkadaşlar, tabanınızı da göstereyim ben size. Önümüzdeki süreç B harfi hakim tabi yine gördüğüm bir harf var burada. Bir kerpeden görüyorum, kesti. Yani kes diyor sana. Bir şeyleri uzatma inceldiği yerden kesmen gereken bağını kesmen gereken görüşmeyeceksin gerekirse gitmeyeceksin gerekirse ya da hani e, uzatmayacaksın o mevzuyu var olan sorun ya kabul edeceksin ya bu diyardan gideceksin ya da deveyi gideceksin mesajı verebiliyor falanız açıkçası şimdi gördüğüm bir kalabalık var mı biraz kafanız çok karışık sizin şu an sorun o e, bu kafa karışıklığından sizden faydalanacak insanların olduğunu görüyorum yani e, zaten onun kafası karışık şunu şunu yaptıralım der gibi uyarılarınız var dikkatli olmanız gereken bir süreç belki bir taşınma bir iş değişikliği ev almak araba almak bir taşınma ile alakalı e, bir mala bağlayarak mal veya yani şöyle maddiyat dediğim bu mal e, sanki değiştirmek istiyorsunuz arabanızı evet birazcık para ihtiyacınız var ev alacaksınızdır e, peşinat vardır bir şekilde parayı tamamlamanız lazım para diyor burada anahtarınızı görüyorum ama yanında iki parça para duruyor yani biri sizde biri de gelmesi lazım ikiye bölünür yani tamamlanırsa bu para bütün olursa o anahtarın karşılığını alabilirsin ibaresi var burada işinizle ilgili baya kafanızı çok karışık olduğunu görüyorum işten dolayı sanki karşınızda bir kısmet var bu kısmetle alakalı yapabilirim yaparsam şu olur ya yani bir strateji belirliyorsunuz Verilen görevlerinizi yerine getirmek adına sanki ben bunu en kolay nasıl yapabilirim gibi bir formülleştirme belki ya da bir çıkış noktası bilemedim. Var olan kafanızı kurcalayan sorunla alakalı çıkış arıyorsunuz ama bu sizin sorumluluğunuzda yani halledilmesi gereken bir işler var karşılığında alacaksın karşılığında kısmeti duruyor çünkü. Nazarlı mısınız? Biraz konuşuluyorsunuz çünkü. Ee, ama dün yani bu, bugün hayır bugünkü fal dün e, dün dün dünden önce ya şurada iki üç gündür ben bir e, fal baktım günleri şu an tam e, netleştiremedim e, dün sabah izlediğinizdi sanki dün akşam izlenilen de değildi de bir fal beni inanılmaz yormuştu şöyle iki üç e, faldır böyle bir ağırlık vardı o o kadar ağırlık yok yani bunu söylemek istiyorum e, şimdi ay bir ağacınız var aslında yani böyle e, balık e, kılıç balığı gibi görüyorum. Bir kısmetiniz var, sivri de deli bir insan. İki insan onu sakinleştirmeye çalışıyor ama yapısı bu diyorsunuz siz. Ne yapayım yani? Seviyorum. Biraz fevri ama o sonuçta seviyorum der gibi. Güzel bir ağacınız çıkmış. birlikteliğinize daha güzel onarımlar olur. E, evli çiftler bir mala yatırım yapacaklar gibi görünüyor. Anahtarları çıkmış. Biraz eşiniz diyeyim ya da erkek kişi olarak değerlendireyim. Sevgili izleyicilerim, erkek aranızda erkek izleyicilerim de var. Erkek olan kişinin biraz sivri dilli olduğunu görüyorum. Yani bu adam içinde biriktirmiyor. Var olan sinirin öfkesini o an söylüyor. Hani ertesi gün baktım hiçbir şey yok. E, parlak e, yani çabuk parlayıp e, o anki sorunu söyleyin. Soru susan e, aslında parlaması da susması da ani oluyor bu insanın E mutlu olduğunuzu görüyorum özellikle 6 ay çıkmış Haziran ayı gibi birçok şey netleştirmiş olursunuz var olan sorularınız oturur sorunlarınız e, Ben bu e, partnerinizle güzel bir mutlu olduğunuzu Hatta bu mutluluktan e, dolayı da çevrenizdeki insanların size oldukça nazar göz e, yaptığını görüyorum ee, nazarlı fallarıma genelde Felak Nas ve İnşirah suresini e, tavsiye ediyorum. İnşirah bu anlık sıkılma, hiç mutsuz, hani böyle hep mutsuzluk, öf içinde bir şey var gitmiyor işte, arada sakarlık falan gibi yapılan durumlar da çok etkili bir e, sure. Ben de o yüzden sizlerle paylaşayım. Ben okuyorum, faydasını da görüyorum. Sizlerle şifalanın inşallah. Benden bu kadar. Görebildiklerim böyleydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmak için e, e, kanalıma desteklemek için abone olabilirsiniz. Gün içerisindeki videolarımdan haberdar olmak için de e, tümünü işaretleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yorum yazan, takip eden herkese çok teşekkür ederim. Gün geçtikçe büyüyoruz. İyi ki varsınız. Sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Ben her gün farklı videolar çekiyor olduğumu belirtmek adına Fark ediyorsanız ki şeklini, şemalini, fincanımı, masamı Yani bir şekilde belli etmeye çalışıyorum Bunlarla ilgili eleştirerek başlarda özellikle çok gelirdi Artık beni takip eden, bilen insanlar çoğaldığı için Böyle bir kaygıları da olmuyor Çok şükür atlattım o günleri e Bunun dışında ilahiyat kanalındaymış gibi Davranan arkadaşlar oluyorlar Biz bu falı bakarken de, falı söylerken de Geleceği Rabbimden başkası bilemez düşüncesinde olan insanlar olarak yapıyoruz bunları. Yani boşu boşuna kendilerini burada özellikle sizlerin yaptığı yorumların altında bir de yapıyorlar. Ben daha çok böyle üzülüyorum. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Beğenebildiğimi beğeniyorum. Beğenemediğimi mutlaka okumuş olduğumdan emin olun. İyi ki varsınız. Saatine sabırsızlanan var, sesinde mutlu olan var, sonundaki konuşmalarımı çok seven var. Yani gerçekten ben yaptım, evet emek veriyorum ama karşılığını görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Aldığım yolda yani e, ben sizlerden enerji aldıkça e, yolu, yol alıyorum arkadaşlar. Bunu böyle düşünün. İyi ki varsınız. Herkesin tabii ki de ben şimdi bir sürü e, yazıyorsunuz işte bir sürü kanal var. Ben aslında diğer kanalların varlığını biliyorum ama hiç de içerdiğini bilmiyorum. Herkesin bir tarzı stili vardır. Ben de böyle arkadaşlar. Ben pozitif olmayı seven bir insanım. Hayatımızda yeteri kadar negatiflikler varken de tutunacak dal arıyoruz her birimiz ben de bunlardan biriyim ben de öyleyim ben de siz gibiyim dolayısıyla zaten bir mücadele veriyoruz hepimizin bir sınavı var herkesin canı aslında acıyor sınanıyor deneniyor ben buradaki mücadeleyi de söylüyorum zaten yani ortada bir yanlış durum da yok bu mücadelene verirsen karşılığını göreceksin diyorum yani öyle felaket tellallığı olmak ben, ben değilim o bunun dışında ben hiçbir zaman beddua da etmedim kimseye Sadece Rabbime havale ettim aslında. Bunun için de sadece Rabbim dedim kalbinin ekmeğini yedirsin sana dedim. İnsanlar yüreklerinde, kalplerinde, zih yani e, vicdanlarında, e, iç ahlaklarında e, neyi barındırırlarsa yani karşılığını görsünler. E, o zaman hayat çok daha adil olacak diye düşünüyorum. E çünkü birilerinin rızkına, evine, mutluluğuna, parasına, puluna gözü kalan insanları anlamlandıramıyorum aklım almıyor ee, insanlar niye bu kadar kötüler nasıl olabiliyorlar hiç çok çok şaşkınım ee, Bunun dışında benim Tabii ki de bir ifade ediş tarzım var Çünkü bu benim ee, böyle gelen mesaj tarzları uslu diyeyim ben böyle Mesela bana şöyle e, özel bakım yapıyorum biliyorsunuz ki bu ketle kahve falan Instagram hesabından ulaşabilirsiniz altta bir link daha bıraktım artık e, kötü e, hırsız ev sahibi yaptı beni de. Instagram hesabım bir dönem dondurulmuştu yeni yıl dönemlerinde ben de mecbur yani o kadar fazla talep geldi mail geldi ki yeni bir yöntem bulmak zorunda kaldım şunu söylemek istiyorum fal bak bana baksana şuna bak be gibi kaba saba hiç tarzım olmayacak olmaya olmayan şeyler yani bana ait olmayan tavırları es geçiyorum bilin istiyorum buradan sizlerde yani bu bir emirdir bana emir kipiyle gelindiğinde ben bunu hak etmediğimi düşünüyorum hiçbir zaman kimseye emir kipiyle gitmedim bence herkes ifade ediş tarzı yani diyorum ya herkesin gönlü o yüzden diyorum aslında. Rabbim herkes gönlünün ekmeğini versin. Daha fazla uzatmayayım. Ben sohbet dinleyeyim ama sizlerle sohbet ediyor olmayı çok seviyorum. Böyle ettikçe desim geliyor. Sanki karşılıklıymışız. Bir kafede oturmuşuz. Kahvemizi içmişiz. Fanıza bakmışım gibi hissediyorum. Zor devam ediyorum konuşmaya. Yine dediğim gibi bu da benden bir durum aslında. Bu da benim bir parçam. Sağlığımıza dikkat edelim. Çok sınandık. İnşallah da bitsin. Umut verici bir sürü gelişmeler yaşıyoruz. Dilerim en kısa zamanda sağlığımıza kavuşuruz. Herkese de bedduadan ziyade inanın bunu yani ben bunun karşılığını da gördüğüme inanıyorum. Rabbim herkesin gönlünün karşılığını versin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.